Hıraç Aslanyan, 1965 İstanbul doğumluyum. 10 yaşında 1975'te Kapalı Çarşı'da kuyumculuk sanatıyla, daha doğrusu mücevher sanatıyla tanıştım. Çocukluk yaşından başladı. Yaramaz bir çocuktum ve adam olayım diye ustam olan rahmetli amcamın yanına verildim. O ışıltıyı, o sanatı, o kıymetli taşların büyüsüne kapılıp liseye kadar yazları ve sömestrileri devam etti bu süreç. Üniversitede bir bölüm kazandım. İktisatla ilgili bir bölümdü ki benim matematikle hiç aram iyi olmadı. 6 ay ancak gidebildim çünkü zaten gönlümü kaptırmıştım sanatıma. Dolayısıyla tamamen kendimi artık sanata verdim. Bizim ailedeki ustalık geleneği babadan oğuldan ziyade amcadan yeğene geçişi. Yani şöyle diyebilirim, ustam olan amcamın ustası da rahmetli büyük amcamız. Bu 1930'lara kadar giden bir süreç İstanbul'da. Dolayısıyla bundan sonra da herhalde el vereceğim yeğenim olacak. Murassa kelime olarak tam anlamı kıymetli bir objeyi yine kıymetli maden ve taşlarla süsleme sanatı. Üst düzey bir beğeni sanatı. Bunun en güzel örneklerini Topkapı Sarayı'ndaki koleksiyonda görebiliriz. Orada silahlar var, farklı farklı tüfekler var, kılıçlar var, kamalar var, tahtlar var, gül abdanlıkları var, şerbetlikleri var. Yani herhangi bir obje murassa yapılabiliyor. Önemli olan burada ustanın veya ustaların ona sanatsal değer katması. Bunlar ilk zergerhan bölükleriyle, o zaman Osmanlı'da farklı farklı sanat bölükleri vardı Topkapı Sarayı ve çevresinde. Zergerhan bölüklerinde oluşmuş, tahmini 100-130 kişi mevcut, farklı farklı dallarda, ustalarda oluşmuş, benzeri olmayan eserler çıkmıştır. Ki bunları çok güzel görüyoruz Topkapı Sarayı'nda. Bende ise şöyle gelişti bu. Tahmini yaklaşık diyeyim 12 yıl önce Japonya'da bir Türk haftası olacaktı. Ve Japonya'nın önde gelen kuyumcular İstanbul'a ziyarete gelmişlerdi. Ve İstanbul'u anlatan 2 adet şamdan istediler altından. İlk kez böyle bir obje çalışmam olacaktı. Ve bir ay süre tanımışlardı bunun içinde. Çünkü bir ay sonra Türk haftası başlayacaktı. İstanbul'u şöyle anlattım mumluklarla veya şamdanlarla diyeyim. Bir tanesi Ayasofya üzerineydi ki Ayasofya benim için çok ilginç bir mimaridir. Gerek tarihsel açıdan ki geçmişi çok güzel yansıtır bugüne. Hem Hristiyanlığı ve Bizans'ı hem Türkiye'yi ve İslamiyet'i çok güzel yansıtır. Onunla ilgili bir çalışmam vardı ve çizgilerim daha çok Doğu çizgileriyle oluşmuştur. Bir diğeri ise Dolmabahçe ve Boğaz'ı yansıtan bir mumluktu. Şam'dandı diyelim veya. O da daha bir zerafet, daha bir barok, bir parça rokoko. Hepsini katarak, harmanlayarak çıkarttığım çizgiler oldu ve çok hoşuma gitti. Bunları çalışırken çok keyif aldım çünkü gençlere hep tavsiye ederim. Birkaç kitap vardır naçizane benim okuduğum. Onlardan bir tanesi çok yön verir gençlere. Bu Martı Canat'ın vardır. Veya Beyaz Tüy olarak da geçer basım şeyinde, isimlerinde. Orada Martı Canat'ın devamlı kendini aşmaya çalışır. Ve en yükseğe çıkmaya, en hızlı uçmaya çalışmaya. Ben tarzdaki ustalar da biz genelde çıraklık var, kalfalık var, ustalık var. Kendilerini zorlamaya çalışırlar. Nasıl akademisyenler de okulu bitirdikten sonra önce bir stajyer olur. Akabinde işte ön doçent olur, doçent olur, profesörlük olur. Biz de bazı ustalar kendimizi aşmaya çalışırız. Artık profesörlük diyelim bizim sanatımızda da. Böyle çalışmalara gireriz. Ve bu çok keyifli bir çalışma. Çünkü hem bildiklerini, öğrendiklerini yansıtmaya başlıyorsun. Hem sanatını yansıtmaya başlıyorsun. Kuyumculuğun sıkça geçtiği tarihte topraklarda maalesef eski alet edevatlarımıza,
çok saygı gösteremiyoruz. Ben mümkün olduğunca dostlarımdan ve ustamdan kalanlarla, mesela gündelik kullandığım benim testerem ustamın ustasından kalmadır. Yani yaklaşık çok süratle hesaplasak 100-120 senelik bir testere koludur mesela. O ruhları yansıtmak, o hatıraları yansıtmak, bilmiyorum, bende bir enerji oluşturuyor atölyemde onların bulunması. Bir değer, bir kıymet oluşturuyor. Dolayısıyla bu koleksiyonu kurdum ve hoş da gelişiyor kendince. Bunu duyan dostlarımız ta dedelerinden kalan aletleri getiriyor ki yaklaşık 300 seneye kadar varabildik şu anda. Tanrı bize bir özellik vermiş, bir bağış sunmuş. Ne yapmış? Binlerce, milyonlarca yıl toprağın altında yatan bir madeni ve taşları bir araya getirip farklı bir çehre oluşturup, farklı bir görüntü oluşturup onlara, insanlara sunma yetisi vermiş. Bu yetiyi de kullanmak isterim. Hangi ömrüm olacaksa yani kullanmak isterim muhakkak.